Minecraft'ın Java sürümü 2009'da, Bedrock sürümü ise 2011'de çıktı. İkisi de Minecraft ama aralarında çok fazla fark var. İşte bu videoda bu farklılıkları detaylı inceleyeceğiz. Bakalım kaç tanesini biliyorsunuz. Hemen öğrenelim. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi Java vs. Bedrock yapıyoruz. Bu zamandır çok istedim arkadaşlar ve hemen direkt olarak başlayalım. Şu an zaten Java sürümündeyiz. Burada çok güzel parkur var ve bu parkur bittiğinde çok daha bilgi olacaksınız. Şimdi ilk bilgimiz arkadaşlar uçak alanı yazıyor. Buraya gidelim ve bunu daha önce arkadaşlar Suyup'la olan videomuzda yapmıştım. Eğer onu izleyebilirsiniz de sağ üstten izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bunun çalışma prensibi gayet basit. Şu şekilde çalıştırıyorsunuz ve bunlar sonsuza kadar bölüyor arkadaşlar. Ve herhangi bir yakıt veya hiçbir şey ihtiyacınız yok. Ama bu arkadaşlar Java sürümünde buradaki TNT fırlatıcıları çalışmıyor. Ama Bedrock sürümünde ise çalıştırdığımızda bakalım nasıl olacak. Şu an çalışıyor ve arkadaşlar gördüğünüz gibi TNT fırlatıcımız mis gibi çalışıyor arkadaşlar şu anda. Tabi burada birazcık kafası karışıyor galiba ama müthiş bir şekilde çalışıyor arkadaşlar ya. Etrafı çok güzel bir şekilde bombalıyor şu anda. Tabi bunu denemesi arkadaşlar size bırakıyorum. Bedrock sürümünde bu çalışıyor. Tamam, şu sistemi durdurma arkadaşlar. Şöyle ben sistemi çevresini göstereyim. Yapmak isteyenler şu şekilde bir durdurarak yapabilirler bunu. Bu arada bu da gitmeye devam ediyor ama neyse arkadaşlar. Biz şimdi sonraki bilgimize geçelim. Arkadaşlar burada iskelet var. Java sürümünde iskeletler su altında size ok atmaya devam ediyorlar. Ama Bedrock sürümünde ise bu iskeletler size ok atmak yerine direkt olarak yani yayla kafanıza vuruyorlar. Bu gerçekten çok ilginç ve bu sadece Bedrock sürümünde var arkadaşlar. Bir daha bana vurma. Java sürümünde arkadaşlar buraya bir tane öncelikle yavru köle çıkarıyorum ve şu an gece yaptım havayı. Tabi arkadaşlar göreceğiniz üzere bunlar gayet normal. Herhangi bir sorun gözükmüyor bu köylerde. Ama Bedrock sürümündeyse arkadaşlar gördüğünüz üzere bu arkadaşların kafaları kocaman. Gerçekten devasa yani. Yani Bedrock sürümünde neden böyle? Belki bu arkadaşlar çok zekidir. Belki de sadece koca kafalılardır. Ama yani bu da birazcık garip gözüküyor tabii ki. Minecraft'ın Java sürümündeyse arkadaşlar burada bazı takım eşyalar var. Tabi kızıl taş da var ama kızıl taşı hiçbir şekilde suyun altına koyamıyorsunuz. Şalteri de koyamıyorsunuz. Pistonu koyabiliyorsunuz ama bunu diyor arkadaşlar şalterle veya kızıl taşla hiçbir şekilde Java sürümünde etki edemiyorsunuz. Ama Bedrock sürümünde ise arkadaşlar şu şekilde direkt olarak şalteri yere koyabiliyorsunuz ve piston da aynı şekilde çalışıyor. Hatta piston bunu çalışırken arkadaşlar buradaki su bloğunu garip bir şekilde yok ediyor. Tam olarak nasıl çalışıyor hiçbir fikrim yok. Ek olarak Minecraft'ın Bedrock sürümünde ise arkadaşlar şurada farklı bir yapı var. Minecraft'ın Java sürümünde ise bu yok. Yani neden orası daha sağlamlaştırılmış hiçbir fikrimiz yok. Ama arkadaşlar Bedrock sürümünde direkt olarak yer altında çok güzel sistemler yapabilirsiniz. Denemesini size bırakıyorum. Arkadaşlar Minecraft'ın Java sürümünde direkt olarak buradaki şalkırı hiçbir şekilde sandığa puşlayamıyoruz. Yani itemiyoruz daha doğrusu. Ve şu an çok uzakta bir yerlere ışınlandı. Galiba onu bir daha bulamayacağız. Ben zaten hep tek başımaydım. Aa, buradaymış. Buraya ışınlanıyor arkadaşlar mesela. Ama Minecraft'ın Bedrock sürümünde ise işler birazcık daha değişiyor. Çünkü bu şekilde direkt çalıştırdığınızda şalkır sandığın içine giriyor. Sandığı istediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar size hiçbir şekilde geri saldıramıyor. Ve bence çok güzel bir kılıf oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani gayet güzel duruyor bence bu. Size hiçbir şekilde saldıramadığı için %100 güvenli oluyor arkadaşlar. Yani Bedrock'ta kesinlikle bunu yapabilirsiniz. Minecraft Java Edition'da arkadaşlar büyülü altın elma yediğinizde size yenileme 2 veriyor. Abi bir de tabii bu da bana yükselme veriyor. Neyse arkadaşlar Bedrock'ta yediğimizde ise direkt olarak canımız çok hızlı oluyor. Çünkü arkadaşlar bize yenileme 5 veriyor. Arkadaşlar hatta bir bilgi daha vereyim. Java sürümünde eksirler sağda gözüküyor. Ama Bedrock sürümünde ekstradan Z'ye basmanız gerekiyor. Bu şekilde farklı bir panel çıkıyor. Ayrıca Java'da direkt yenileme 5 vermese de oldukça şaşırmıştım ben. Arkadaşlar sonraki bilgiye geçecek olursak bu gerçekten çok iyi. Mesela burada bildiğiniz üzere Jep alttan tribüsünü koyuna verirseniz koyu sürekli renk değiştiriyor. Yani aslında bir yandan rengarenkli RGB gibi oluyor arkadaşlar klavyeler gibi. Ben bu arkadaşı Java da kırptığımda bu özelliği tamamen gidiyor. Tabii günleri büyüdüğünde tekrardan eski haline dönüyor ama Bedrock'ta ise işler değişiyor. Ama Bedrock sürümünde arkadaşlar bu tüylerini aldığımda renk değiştirmeye devam ediyor. Tabii bu şekilde kel arkadaşın yani rengi değişmesi gerçekten çok ilginç ve garip gözüküyor. Ama mouse varsanız bu özellik Bedrock'ta kesinlikle çok daha iyi olmuş. Ayrıca arkadaşlar Minecraft'ın Java sürümünde yine çok güzel bir olay daha var. Bu şekilde bir deney yaptığınızda yani yukarıdan akan lavın yosunlu bir suya geldiğinde hiçbir şekilde arkadaşlar su ile temas etmiyor. Çünkü arkadaşlar bu bloğun direkt olarak yapısı değişiyor. Sadece su olarak değil, suyun içerisinde bir blok eklenmiş gibi gözüküyor. Bedrock sürümündeyse arkadaşlar burada birazcık işler değişiyor. Çünkü istediği kadar yani blok farklı olsun arkadaşlar direkt olarak lav yok ediyor. Yani Bedrock sürümünde lavlar birazcık daha sinir bozucu diyebiliriz. Yani yosun su bloğumdan ne istiyor ki benim? Ama Java sürümünde arkadaşlar buradan geçen gizli bir geçit yapabilirsiniz. Çünkü kimse tekrar dönüp buraya bakmaz arkadaşlar. Sonraki bir geçecek olursak arkadaşlar kesinlikle bu PvP yani savaşlarla alakalı. Minecraft'ta direkt olarak
olarak bunu sol elinize alıp sağ tağa bastığınızda kalkanınızı kaldırabiliyorsunuz. Bu muhabbette kesinlikle yeni sürümlerde eklendi. Gerçekten çok güzel duruyor. Ama arkadaşlar bedrock sürüme geçtiğimizde yine işler değişiyor. Şu an sağ tıklıyorum, hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Bunun çalışması için benim bir kere eğilmem gerekiyor. Yani sadece eğildiğimde kalkan çalışıyor. Yani bu da çok saçma. Ya ben yürürken bir anda neden eğileyim ki yani? Gerçekten arkadaşlar buna hiç gerek yok. Arkadaşlar şimdi teknik bilgilerden ziyade daha çok hayatta kalmada işinize yarayacak bilgiler geliyor. Ve buradaki bazı bilgiler kesinlikle hayatta kalmada işinize yarayabilir ama bakın arkadaşlar. Mesela papağanınızla alakalı çok tatlı bir bilgi var burada. Papağanları artık bunu herkes biliyordur. Buna bir kere ben kurabiyeyle sağ tıklayınca direkt olarak ölüyor arkadaşlar. Ama bu iş Bedrock'ta çok daha farklı. Bedrock sürümündeyse arkadaşlar verdiğimde direkt olarak ölmüyor. Ama can az almaya başlıyor. Siz onu istediğiniz kadar yenileme, ya istediğiniz kadar bu şekilde anında sağlık verseniz bile arkadaşlar fayda etmiyor çünkü eninde sonunda ölüyor. Öldü. Neyse arkadaşlar biz bilgimize devam edelim. Arkadaşlar bunun Bedrock'ta farklı olmasının sebebi şu an ekranda gördüğünüz Fatal Poison'dan kaynaklı. Yani bu ölümcül zehir anlamına geliyor. Bu arkadaşlar sadece bu olayda var ve yani bundan kurtuluş arkadaşlar kesinlikle yok. Sonsuza kadar o acıyı çekiyor maalesef. O yüzden siz olun onları kurabiye vermeyin. Şimdi sonraki bilgiye geçecek olursak arkadaşlar bu gerçekten çok tatlı bir bilgi. Minecraft'ın Java sürümünde buradaki mumlara patlayıcı su şişesi at... patlayıcı su şişesi... Patlayıcı su şişesi. Evet, doğru söyledim. Bu şekilde arkadaşlar bunları söndürebiliyorum. Ama Minecraft'ın Bedrock sürümünde birazcık daha farklı. Minecraft'ın Bedrock sürümünde bunlar yandıktan sonra hiçbir şekilde patlayıcı su şişesiyle söndüremiyorsunuz. Bununla alakalı ilginç bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar şu şekilde kendinizi yakarsanız buradaki su şişesiyle kendinizi söndürebiliyorsunuz. Ama buradaki mumları söndüremiyorsunuz. Yani birazcık ilginç. Ayrıca bu özellik Java'da da var arkadaşlar. O da birazcık farklı. Hemen onu da bakalım. Kendiniz direkt olarak yandığınızda patlayıcı su şişesi de işe yarıyor. Aa, bir dakika aslında bunun yaramaması lazım. Kalıcı su şişesi de yapılıyor diye biliyordum. Ben de yanlış biliyormuşum. Ama neyse arkadaşlar kısacası bu özellik Java'da da var. Evet kullanabilirsiniz. Arkadaşlar Minecraft'ın Java sürümünde bu şekilde bir delikten tekneyle hiçbir şekilde geçemiyorsunuz. Ama işler Bedrock'ta birazcık değişiyor. Aynı taktiği Bedrock'ta yaptığınızda ise direkt olarak geçebiliyorsunuz. Yani bu şekilde... Senin burada değişim var. Mercimek. Arkadaşlar yani bu şekilde bir gizli giriş yaparsanız kesinlikle sadece sizin bulabildiğiniz, sadece sizin geçebildiğiniz bir giriş olur. Yani kimsenin aklına buradan geçmek gelmez herhalde tekneyle. Tabi belki bu arkadaşın gelebilir. Bir daha benim gizli girişlerimi bulma. Koca kapalı. Arkadaşlar ayrıca bunun da sebebi Bedrock sürümünde şu, yani göreceğiniz üzere sanki birazcık daha boşluk var. Ama aynı boşluğa Java'da baktığımızda ise birazcık farklı olacak ama onu da hemen bakalım. Şu an gördüğünüz gibi yani sanki blokların ebatlarında yani boyutlarında sanki bir farklılık var gibi. Neden mi böyle? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar Minecraft'ta köylülerle uğraşmayı gerçekten çok seviyoruz. Ama her seferinde bu arkadaşları öldürüp yenisini çıkarıp sonra tekrardan bunu öldürmek gerçekten çok yorucu. Yani gerçekten çok yorucu. Yani çünkü bu sıra zarfında çok fazla köylü kaybedebiliyoruz ya da bunun yerine bunu kırıp tekrar koyabiliriz. Yani tabii o da bir seçenek. Ama arkadaşlar bununla Bedrock'ta hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor. Çünkü Bedrock'ta şöyle bir şey var. Mesela ben burada çiftçi bir köylüye yaklaştım. Direkt olarak burada sonraki seviyelerde ne çıkacak bunu önden görebiliyorum. Ve ayrıca buradaki köylü sistemi arkadaşlar çok çok daha gelişmiş durumda. Ben şimdi buraya geliyorum ve takasa basıyorum. Yani kesinlikle çok daha modern diyebilirim. Bunlarla beraber seviye 2'ye açtık ve sonra seviye 3'te neler vereceğini de görebiliyorum. Yani kesinlikle arkadaşlar Bedrock'taki köylü sistemi 10 kat daha iyi. Ayrıca bana sorarsanız yani çok ucuz bir fiyata bir sürü ekmek aldım. Bu durumda aynı şekilde Java'da yok. Yani ticaretler oldukça farklı arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar yine Java sürümüyle alakalı daha öncesinde bu sistemden bahsetmiştim. Yani bu bilmiyorsanız eğer arkadaşlar sınırsız huni sistemi. Bu şekilde buraya bir sürü halı geliyor ama yanlış yere geliyor. Tabii ki de buraya inmesi lazım. Çünkü bu da arkadaşlar yine huninin üstten gelmesiyle alakalı. Yani bu şekilde gelirse arkadaşlar direkt olarak ilk kısmına geliyor. O da aklınıza bozuldu. Ben sadece görsel olarak bu şekilde yaptım. Ama konumuz bu değil. Arkadaşlar yani bu gerçekten çok güzel bir sistem. Size direkt olarak sınırsız yakıt sağlıyor arkadaşlar. Ya bu sistemi bir kere yaptığınızda bir daha yakıtı, kömürü, lavı hiçbir şeyi düşünmenize gerek kalmıyor. Ama maalesef bu arkadaşlar Bedrock sürümünde yok. Ya yani hiçbir şekilde bunu çalıştıramıyorsunuz. Yani Java'daki Bedrock sistemler tamamen farklı. Örnek olarak bu uçak da çok farklıydı arkadaşlar. Yani mesela uçak Bedrock'ta daha hatalı çalışıyordu. Ama yani eğer Java oynuyorsunuz arkadaşlar kesinlikle bu halı taktiğini yapabilirsiniz. Ama maalesef Bedrock'ta olmuyor. Bedrock'la alakalı çok güzel taktikler de var. Onlara da yavaş yavaş geleceğiz. Mesela arkadaşlar burada benim bir tane kemik tozum var. Ben bunları yükseltmek istiyorum. Tabii yanlışlıkla bunu yükselttim. Java sürümünde hiçbir şekilde kemik tozunu bir bambu da kullanamıyorsunuz.
Yanlışlıkla bambu almışım. Galiba az önce de yanlışlıkla bambu dedim sanırım. Onu da mazur görün. Ama arkadaşlar Bedrock sürümünde bu işler kesinlikle değişiyor. Çünkü şeker kamışını direkt olarak burada kemik tozunu uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Bunları kullandık. Sonra bunları tekrar ektik. Kemik tozunu bastık. Kırdık. Bu şekilde arkadaşlar bir sürü şeker kamışınız oluyor. Bu da çok fazla kitap. Yani daha fazla büyü demek arkadaşlar. Arkadaşlar bu Java sürümünde gerçekten çok sıkıntı. Çünkü her seferinde araştırmaya çıkıp gezintiye çıkıp bunları bulup kırmanız gerekiyor. Yetiştirmektesiniz. Yani o da çok fazla vaktiniz alıyor. Hızlı bir şekilde oyun bitirmeyi seviyorsunuz özellikle. Yani bu resmen işkence. O yüzden burada Bedrock sürümü arkadaşlar kesinlikle bizden bir artı bir aldı. Bir tane daha Bedrock'la alakalı aslında çok tatlı bir bilgi var arkadaşlar. O da çanlarla alakalı. Bildiğiniz üzere çanları sadece Java sürümünde bu şekilde sağ tıklayarak çalıyorsunuz. Bu arada bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar ekstradan bu şekilde ok atarak da yine yapabiliyorsunuz. Yani çanı çalabiliyorsunuz uzaktan da. Ama Bedrock sürümünde daha ilginç olaylar var arkadaşlar. Mesela ben buraya geldim. Çanı hatta alıp şöyle koydum. Ben buraya eşya attığımda da çalıyor. Yani bu arkadaşlar şimdi yani neyi değiştirecek gibi düşünebilirsiniz. Yani bununla alakalı öncelikle yapabileceğiniz yüzlerce sistem var. Yani örnek veriyorum yukarıdan geldiniz eşyayı attınız. Bu şekilde direkt olarak çanı çalıp örnek veriyorum bir sistemi çalıştırabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar gözlemciler bunların çalışıp çalışmadığını anlayabiliyor. Ayrıca arkadaşlar bunun dışında köyler birbirine eşya atabiliyorlar. Köyler birbirine eşya atarken ki bunu da bu çiftçi arkadaşlarımız yapıyor bu arada. Eşya atarken yanlışlıkla bunu aktive edebiliyorlar. Tabi ben şu an bunu zor yapıyorum. Bunlar nasıl yanlışlıkla aktive ediyorlar tam olarak bilmiyorum ama... Gerçekten böyle bir şey var arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar Java ile alakalı bir bilgi daha vereyim. Hemen havayı gece yaparsanız arkadaşlar burada gördüğünüz arılar yavaş yavaş evlerine doğru gitmeye çalışacaklar. Bu ne işinize yarayacak? Mesela balıkçılıkla uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Bu durumda direkt olarak balık toplama işinizi akşam yaparsanız bu arkadaşlar zaten direkt olarak evine gitmiş olacaklar. Eve gittiklerinde bu balları direkt olarak teslim ediyorlar. Zaten buradan da bal damlıyor direkt olarak. Yani balıkçılıkla uğraşan varsa aklınızda bulunsun. Mesela bakın şu an gözümüz önünde direkt olarak buraya girdi. Şimdi arkadaşlar buradaki bilgi de eğer Taklı King'de olan videomuzu izlemediyseniz oradaki bilgiyle birazcık benzer ama tam olarak değil. Mesela bunları arkadaşlar ben yavaş yavaş bu şekilde aşağıya doğru gönderiyorum. Aşağı dediğimde end portalı. Bu arada bunu normal end portalı yapabilirsiniz. Ben görsel olarak buraya ekledim. Bu arada üstümüze gerek yok. Bu şekilde de gönderebilirsiniz. Ben sadece yine aynı şekilde görsel olarak yapıyorum bunu. Bunları gönderdik. Şimdi ben hayatta kalma modunda arkadaşlar. Bu şekilde direkt geçtiğimizde arkadaşlar burada maalesef Sarkı tarafından öldürülüyoruz. Yani arkadaşlar kısacası yani bu şekilde taktikler var. Bedrock sürümü arkadaşlar maalesef bunları direkt olarak düzeltiyor. Bu olay maalesef Bedrock'ta çalışmıyor. Hayır ben bunu seçimi koyup uğraşmıştım. Şimdi arkadaşlar burada bir tane Apex ve tekne var. Enderman ve tilki var arkadaşlar. Yani normal şartlarda Java'da Enderman öldürmenin en kolay yollarından birisi budur arkadaşlar. Hatta direkt olarak en kolayı bu. Yani bunu buraya alırsınız. Hayatta kalma modunu biliyorsunuz arkadaşlar. Size hiçbir şekilde yaklaşamıyor. Yani buradan çıkamadığı için direkt olarak onu öldürmüş oluyorsunuz. Bedrock sürümünde ise bu arkadaşları bindirdik. Ya yani bindirmek bile kendi başına bir sıkıntı arkadaşlar. Çünkü bunlar direkt yok oluyorlar. Ya elinize bir yumurta olması lazım. Şu şekilde ancak dip dibe koyarsanız ki onda da bazen şu an gördüğünüz gibi ışınıp kaçabiliyorlar. Yani bu olay gerçekten çok sıkıntı arkadaşlar. Yani Bedrock sürümünde hatta şu an bu arkadaş buglanmış galiba. Evet tekneyi kırdım gibi uçtu. Yani tekneye bindirmek neredeyse imkansız. Bu maalesef Java sürümünde daha iyi. Yani şu an teknenin ışınlandı mesela. Yani Bedrock sürümü arkadaşlar bu konuda gerçekten sınıfta kalmış durumda. Yani yakalamak imkanı yok. Yakalayamıyorsunuz yani. Ve burada küçücük bir tane eşek var. Merhaba. Arkadaşlar burada yavru eşek ve yavru atları görmek gerçekten çok düşük bir şansla. Eğer görebilenler varsa yorumlara yazabilirler. Gerçekten merak ediyorum görebilen var mı? Arkadaşlar burada gerçekten işinize yarayacak yani müthiş bir taktik var. Minecraft'ın Java sürümünde şu an gördüğünüz gibi suyun içerisinde yani sadece bu taktikle direkt olarak TNT'yi patlatabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar bu taktiği uygulamak için yani gerçekten çok basit. Bir tane TNT üstüne kum bitti. Bu şekilde direkt olarak suyun içerisinde TNT'yi patlatabiliyorsunuz. Hani normalde de böyle değil mi diyenler elbet olacak arkadaşlar. Normalde TNT'yi patlatırsanız sadece patlama hasarı veriyor. Tabii ben şu an ölebilirim ama evet öldüm. Ama gördüğünüz gibi şurada çevre hiçbir şekilde patlamadı arkadaşlar. Ama Minecraft'ın Bedrock sürümünde normalde yaksanız bunu yakıp üstüne direkt olarak TNT'yi de bıraksanız hiçbir şekilde arkadaşlar Bedrock'ta maalesef TNT'yi suyun altında patlatamıyorsunuz. Tabii bunun farklı yolları da var. Minecraft'ın arkadaşlar Bedrock sürümünde biliyorsunuz eğitim sürümü de dahil oluyor. Eğitim sürümünde direkt olarak suyun altına patlayacak TNT'ler de mevcut. Ama biz şu an Minecraft eğitim sürümü değil Bedrock sürümüyle ilgileniyoruz. Yani bunda da TNT'yi yakıp hatta direkt şu şekilde yaparsanız yani hiçbir şekilde çalışmıyor. Şu an hatta yüksek gittim. Bir şey diyeceğim gerçekten bunu beklemiyordum. Arkadaşlar ben bu video önce çok denedim bir çalışmadı diye şimdi çalıştı. Arkadaşlar resmen bol failli bir gün oldu. Galiba bir tarafını kapatınca çalışıyormuş. Bunu da ben yeni öğrendim. Arkadaşlar tabii ki de bu yani %100 çalışan bir taktik değil. Yani bunu yaktan sonra bunu üstüne atarsanız
Evet çalışıyor. Ya ama arkadaşlar görmüşsünüz az önce çalışmamıştı. Yaştan çalışacağını düşünmemiştim ama neyse arkadaşlar bir sonraki bilgiye geçelim. Arkadaşlar Minecraft'ın Java sürümünde bildiğiniz üzere bu şekilde cadı evleri çıkıyor diyelim. Daha doğrusu bunlar bataklık evi olarak da geçiyor. Cadı evi de diyebilirsiniz ama. Biliyorsunuz arkadaşlar burada bir kazan oluşuyor. Kazan içerisinde herhangi bir su olabilir olmayabilir. Yani ama tamamen işlevsiz arkadaşlar. Bu evin gerçekten hiçbir olayı kesinlikle yok. Sadece burada bir kedi çiftleştirirseniz %50 ihtimalle siyah kedi doğum olasılığı var. Ama o da arkadaşlar yani bana sorarsanız çok da önemli değil. Ama arkadaşlar Minecraft'ın Bedrock sürümünde işler birazcık değişiyor. Çünkü burada rastgele iksirler çıkıyor. Hatta bakalım buradaki kırmızı iksir sıvı neymiş hemen ona bir bakalım. Buradan kendimize sadece boş bir şişe almamız gerekiyor. Cam şişe. Bunu bakalım. Burada mesela onda iyileştirme iksiri varmış. Biliyorsunuz normal şartlarda arkadaşlar burada bir yerde cadı olacaktı. Nereye gitti o? Few moments later. Normal şartlarda arkadaşlar bunları vurduğunuzda gördüğünüz üzere iyileştirme iksirlerini hop direkt küpletti. Mesela arkadaşlar biz buraya gelmeseydik yüksek ihtimalle yani bu iyileştirme iksirini kendisi için alıyordu. Ama ben şu an buraya gerek iki tane bileş iksiri direkt olarak cebe indirdim. Ya Bedrock sürümü arkadaşlar bu konuda gerçekten çok iyi. Kazana istediğiniz içkiyi koyabiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz. Yani gerçekten müthiş arkadaşlar. Kazan olayı zaten bolmadı. Ama arkadaşlar Java sürümü maalesef bunlar boş geliyor. Java sürümü sadece su ve lav damıtmak için kullanılıyor tabii ki. Yani tamamen hiçbir işe yaramıyor diyemeyiz. Ama yani çok gerçekten bir işe yaramıyor arkadaşlar. Maalesef bu durum böyle.